Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Güzel bir bilgilendirme bölümüyle karşınızdayım. Senenin en güzel promosu geliyor. Team of the Season promosu geliyor bu akşam. Tek tek tarihlerden bahsedeceğiz. Onun dışında sezon ilerlemesi geldi. Onlardan hangisini almalısınız, onları konuşacağız. Tabii bunlar benim düşüncelerim olacak. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkesin ihtiyaçları ve durumu farklı oluyor tabii ki. Benim ihtiyacım olmayan bir şey sizin ihtiyacınız olabiliyor. Söylediğim gibi tarihlerden, sezon ilerlemesinden, bugün gelecek oyunculardan neleri almanız gerektiğinden ve bugün paket açılır mı, açılmaz mı onu konuşacağız. Bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bu videodan hemen sonra Twitch kanalımda yayın açacağım büyük ihtimal. Twitch kanalıma hepinizi bekliyorum. Team of the Season promosunu inceleyeceğiz. Güzel bir promo olacak. Söylediğim gibi hepinizi bu akşam yayınıma bekliyorum. Twitch kanalımın linkini de açıklama kısmından bulabilirsiniz. Onun dışında Team of the Season haberlerini kaçırmak istemiyorsanız, yayınlarımı da kaçırmak istemiyorsanız Twitter ve Instagram'dan da takip edin lütfen. Önce tarihlerden bahsedeceğim. Bugün ayın 28'i, 28 Nisan'da topluluk Team of the Season gelecek. Bu belli zaten. Ondan birkaç gün sonra da Hollanda Ligi geliyor. Hollanda Ligi burada yazmıyor. Yan ligleri yazmadım. Burada ana ligler yazıyor. Yan ligler de genelde ana liglerle aynı gün ya da birkaç gün sonra gelecek. 5 Mayıs'ta Premier Lig geliyor. 12 Mayıs'ta Bundesliga, 19 Mayıs'ta La Liga, 26 Mayıs'ta Serie A, 2 Haziran'da Lig 1, 9 Haziran'da da Ultimate Tots gelecek. Yani gördüğünüz bütün Tots'lardaki en iyi oyuncular toplu bir şekilde gelmiş olacak. Bakıldığı zaman bazı liglerin tarihleri çok uzun. Lig 1 Haziran ayında geliyor. Bu çok fazla yani bir ay sonra Lig 1 gelecek. Buna keşke bir çözüm bulunabilseydi. Yani aradaki gün farkları az olsa daha güzel olurdu. Haftada bir değil de 2-3 günde bir yeni paketlere oyuncular girseydi daha iyi olabilirdi. Lig 1'den oyuncu çıkarmak isteyen birinin bir ay beklemesi gerekiyor. Bu kötü bir şey bence. Süper Lig de galiba buna denk geliyor. Süper Lig de galiba bir ay sonra falan gelecek. Düşününce biraz kötü aslında ama yapacak bir şey yok. Böyle bir sistem var. Geçen yıllarda da böyleydi. Burada gördüğünüz görevler kısmına sezon ilerlemesi geldi. Sezon ilerlemesinde hızlı puan toplamak için şöyle bir şey geldi. Bunları yaparsanız daha hızlı puan topluyorsunuz. Büyük karşılaşmaları bitirirsen 1250 geliyor. Anlar modunda 3 yıldız toplarsan 1250 geliyor. Buradakileri henüz yapamazsınız. Bu tarihler geldikçe görevler gelecek ve oradakileri yaptıkça bu puanları kazanacaksınız. Onun dışında herhangi bir oyun modunda 8 maç kazanacaksın. 15 maç yapacaksın. Günlük girişleri yapacaksın. Bunları yaptığınızda daha hızlı puan topluyorsunuz. Bu da neye sebep oluyor? Şuradaki sezon ilerlemesini daha hızlı bitiriyorsunuz. Hepsini sırayla tek tek inceleyeceğiz. Neleri almanız gerektiğini konuşacağız. Ben de şuraya kadar gelmişim. Burada tabii ki paketleri seçiyorsunuz. Direkt bunları alacaksınız zaten. Gelelim ilk seçeneğimize. Reyna mı paket mi? Reyna'yı kullanan hiç görmedim bu sene. Kart iyi duruyor özellik bakımından. Ama orta orta çalışma oranı var. 3 zayıf var. Oyunun bu dönemde 3 zayıf katlanabilir misiniz bilmiyorum. Ben olsam bunu almazdım. Ama herkesin ihtiyacı farklı. Bu nezligadan oluşan orta seviye bir kadronuz varsa iş görebilir. Ama söylediğim gibi buradaki seçeneğim paket olacak benim. Bunlar da paket zaten. Gelelim payete. Payet mi? 85 çarpı 10 mu? Payet çok güzel duruyor. Payet'in bundan önce bir versiyonu gelmişti. Çok kullanılıyordu. Ucuz bir SPC'di. Bu kart hem güzel hem de 5 beceri. Benim gibi 5 beceriyi çok seviyorsanız bu kartı düşünebilirsiniz. Hızı güzel, şutu iyi, pas var, dribbling var. Güç 93, iyi top saklar. Bu kartla ilgili tek sıkıntı vücut tipi biraz nasıl söyleyeyim. Basık bir vücut tipi var. Dönüşleri ağır bir vücut tipi var. Ama bu kart güçlü bir kart. Driblingi yüksek. Oyun içinde güzel verim alacağınızı düşünüyorum. Burada tamamıyla seçenek size kalmış. Yani 85-10 alıp hiçbir şeyle çıkmayabilir. Payet gibi güzel bir karta da sahip olabilirsiniz. Burada kararı tamamıyla kadronuzun durumuna göre siz karar verin. Bunları geçiyorum. Burada paketler var. Kaysedo var. Bu kart güzel duruyor. Biraz Kante'yi andırıyor. Ama burada şöyle bir durum var. Kante 5 zayıf ayak. Bu kart 3-3. 3-3 olduğu için üst düzey verim almazsınız. 5 zayıf ayak olsaydı bu kartı düşünün derdim. Ama bu haliyle yani trade'i de yok. Bence bu kartı almayın. Paket almanız daha mantıklı. 83 çarpı 15 veriyor. İyi bir şey çıkarma ihtimaliniz çok yüksek. Ve gelelim DSA'ye. Deseyi geldi. Footbirth'e Desey 200-300k fiyat düşüşü yaşadı. Bu kart da çok güzel. Elit bir stoper. Bu kesinlikle tartışılmaz. Ama şöyle bir şey var. 84-25 alabiliyorsunuz. Stopere ne kadar ihtiyacınız vardır şu an bilmiyorum. Yani hepimizde Ramos var. Bonucci var ne bileyim. Üst düzey kartlar var. Maldini çıkaranlar var. Eğer stoper attığınızda Maldini Ramos tarzı üst seviye kartlar varsa Desai'ye hiç gerek yok. Direkt 84-25 ya da buradaki seçeneği alın. Ben olsam 84-25 alırdım. Ve yine güzel bir seçim. Jesus Navas var ve 85 çarpı 5 var. 85, 15 ya da 20 olsaydı arada kalabilirdim ama Jesus Navas gerçekten güzel duruyor. Hakimi havası sezdim. Parisli Sabek Team of the Year'a çok benziyor. Bu kartın çalışma oranı güzel. Dribbling güzel. Dayanıklılık var, agresiflik var, hız var, pas var. Her şey var kartta. Erken orta ve takım oyuncusu trade'leri de iş görür. Ben bu kartı beğendim arkadaşlar. Bu kartta tamamıyla takım durumunuza bağlı. Sabek'te zamrotanız varsa, Arnold varsa, Team of the Year hakimi varsa, aklınıza gelebilecek üst düzey kartlarınız varsa gerek yok. Ama ihtiyacınız varsa bu kart alınır. La Liga'da Sabek arıyorsanız gerçekten güzel bir kart olmuş. Bunları da geçiyorum. Ve gelelim Footbirthday e, Rooney. Rooney de 800k'lardan 500k'lara falan düştü. Bu kart da güzel duruyor. Diyecek bir şey yok. Ama Rooney oyunda çok kullanılmıyor arkadaşlar. 5 beceri olabilir ama bu kartın dönüşleri çok ağır. Çeviklik dengesi düşük. Ben bu kartı almanızı tavsiye etmiyorum. 84-30 var. Player pick var. Player pick çok efsane duruyor. 5 büyük ligi içeriyor. Yani buradan Mbappe açabilirsiniz. İhtimal düşük ama açma ihtimaliniz var ve 90 artı. Ben ya bunu alırdım ya 84-30 alırdım. Rooney'den uzak durun bence. Hiç gerek yok. Rooney gibi bir sürü Team of the Season kartı bulursunuz zaten. Evet şimdi şu konuya gelelim. Alım yapmalı mıyız? Şu an kadro kurmalı mıyız? Ben şu an herhangi birini almanızı tavsiye etmiyorum. Bende hatta Hulit vardı. Onu şu an sattım. Birkaç saat önce sattım. Çünkü Timot Season geldiğinde çok güzel özel kartlar geliyor. Ve ucuz kartlar geliyor. Yani Hulit tarzı oyuncular ya da üst düzey oyuncular geliyor. Ve fiyatı çok ucuz oluyor. Ya da SPC olarak geliyor. Ve fiyatı çok ucuz oluyor. O kartlar gelince İnsanlar elindeki oyuncuları satıp o kartları alıyor. Böylece ne oluyor? Marketin fiyatı düşüyor. Şu an tam olarak düşmedi bazı oyuncular. Özel kartlar, Hulit gibi kartlar düşmedi. Ben Hulit'i aldığımın üstüne sattım. Ama söylediğim gibi şu an bence alım yapmayın. Biraz bekleyin. Team of Season gelsin. Belki beğeneceğiniz çok fazla kart olacaktır. Onlardan sonra kararınızı verirsiniz zaten. Bir kart ilk çıktığı gibi almayın. İnsanlar genellikle panik yapıp o kartı hemen denemek istiyor atıyorum Gabriel Jesus geldi kart 2 milyondan giriş yaptı İnsanlar merak edip hemen alıp deneyim diyor Ama o, o tarz durumlardan uzak durun Vakit geçtikçe genellikle her zaman olmuyor ama genellikle kartların fiyatı düşüyor Size tavsiyem bunlar olsun. Bugün kadro yorumlaması istedim Twitter'dan. Twitter'a girip postun altına kadronuzu paylaşabilirsiniz. Kadrolarınıza genellikle baktım güzel seviyede kadrolarınız vardı. Söylediğim gibi paranızı harcamayın. Biraz bekleyin. İleride o paraları çok güzel bir şekilde harcarsınız zaten. Bu arada hiçbir şey almayın bekleyin dememin sebeplerinden bir tanesi de hafta sonu ligi ödülleri güncellendi. Buradan Timothy Season çıkarabiliyorsunuz. Ödüllere tek tek bakalım isterseniz. Burada rank 1 ödülleri var. 19-20 yaptığınızda bu ödüllere ulaşabiliyorsunuz. 84 seçimleri var. İlk hafta olduğu için topluluk Timoth Season'ı gelecek. Onun dışında topluluk Timoth Season satılabilir paket alacaksınız. 84-5 satılamaz ve geri kalanda da aynısı olacak zaten. Bundan dolayı hiçbir şey almayın diyorum. Buradaki seçimlerden çok çok iyi oyuncular çıkarabilirsiniz. 18 ödülleri şu şekilde. Yine 84 ve Timoth Season seçimleri var. Bir tane eksik oluyor. Satılabilir paket olacak. 84 5 yok burada farkı o. 16 ödülleri bu şekilde. Yine 84 5 topluluk var ve satılabilir. Team of Season var. 14 ödüllerine geldik. EA Sports'un burada yaptığı saçma bir durum var bence. Neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Team of Season paketi satılamaz. 14'ten itibaren sadece 14'e veriliyor zaten satılamaz. 11'de yok. 14'e satılamaz verecekler. Bence kötü. Sonuçta 14 yapmak da iyi bir başarı bence. Aramızda 14 yapan çok fazla kişi vardır. Ya yani herkes 16, 18, 20 yapmak zorunda değil. Neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Biraz saçma olmuş. Satılamaz alıyorsunuz. Ama şöyle bir durum da olabilir. Satılamaz olduğu için iyi bir şeyler de çıkma ihtimali daha yüksek olabilir. 11 ödülleri bu şekilde. Seçim ve Timoth season var ama paket yok. Eskiden 11 yapıp bırakıyordunuz. Bence bu sefer kasmaya çalışın, 14 yapmaya çalışın. Paketten iyi bir şey çıkarma olasınız. yüksek çünkü. Geri kalan ödüllere bakmayacağım. Buradan kendiniz de bakabilirsiniz zaten. Evet, bugün gelecek oyuncular bunlar olacak. %90 bu olacak. Foot Sherif paylaşınca buna yakın oluyor. Topluluk Team of Season'ı hiç bu kadar güzel olduğunu hatırlamıyorum. Çok çok iyi oyuncular var. Tabii bu oyuncuların zayıf ayağı ve beceri hareketi kaç olacak? O da önemli. Sanchez gayet iyi duruyor. Silva, Gabriel Jesus, Benasser, Koman. Zayıf ayağı yüksekse bayağı iş yapar. DGA, Turam'ın kartı, Turam'ın özel kartını hepimiz kullanmıştık ve çok iyiydi. Bu kartı da çok iyi olur. Rodrigo 5 sayfa ayak olursa Vinicius etkisi yapar. Kim Vinge harika duruyor. Robertson. Çok çok iyi oyuncular var. Yani kötü oyuncu birkaç tane var. Topluluk Timot Season'ı güzel duruyor arkadaşlar. E şimdi gelelim paketler açılır mı? Bunu hepiniz soruyorsunuz. Mesajlarımın çoğunda bu var. Paketleri ne zaman açayım? Bugün bu gördüğünüz topluluk Team of Season'ı gelecek. Buradaki kartlardan herhangi biri seni tatmin ediyorsa ya da genel olarak promoyu beğendiysen bunlar bana yeter diyorsan açabilirsin. Ben bunları beğenmedim. Haftaya Premier League ondan sonraki haftalarda başka ligler gelecek. Ben onları bekleyeceğim diyorsan bekleyebilirsin. Yani bunu bana sormanıza gerek yok. Bu karar tamamıyla size ait. Ne istediğinize bağlı. Yeni gelen promoları inceleyin. Hoşunuza gidiyorsa paketleri açın. Tereddütteyseniz şöyle yapabilirsiniz. Paketlerinizin yarısını açarsınız. Yarısını da öbür haftaya kadar bekletirsiniz. Karar tamamıyla size kalmış. Evet arkadaşlar genel bir özet geçtim. Elimden geldiğince bildiklerimi anlattım. Bugün Twitch yayınım olacak. Hepinizi bekliyorum. Linkini açıklama kısmından bulabilirsiniz. Sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Haberleri oradan paylaşıyorum. Yayınları açmadan önce de oradan paylaşıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.